Bu dünyada söylediğin gibi Allah birçok nimet veriyor. Bu nimetlerden en önemlisi sevgi. Sevgiyi düşündüğümüzde, baktığımızda insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde biz gerçekten coşkulu bir sevgi görüyoruz. Ama bu sevgiyi hissetmenin yolu Allah'ı gerçekten düşünüp takdir edebilmek, Allah sevgisini bilebilmekten geliyor. Şimdi mesela bir videomuz var. Bir çocuk bir kediyi seviyor ama buna biz baktığımızda bundan çok büyük haz duyuyoruz. Biz çok hoşumuza gidiyor bu sevgi. Çünkü biliyoruz ki insanı da hayvanı da yaratan Allah, onda Allah'ın muhni sanatını görüyoruz. O çocuğun sevimliliğinde, kedinin sevimliliğinde bir fıtrat var, bir tatlılık var. Ve işte Allah böyle hoşumuza giden şeyleri yaratıyor. Bu ancak Allah'a karşı olan coşkulu sevgimizden bizim çok hoşumuza gidiyor. Şimdi görebiliriz, bayağı eğlenceli. Şeker. Tipler zaten buradan belin oldu. Acayip gürbüzler. Kedi kendini teslim etmiş durumda ona. Bence aslında rahatsız olabileceği bir durum ama onu karar vermek istemediğini çok iyi biliyor maşallah. Evet, yoksa sürekli oynuyor arkada. Evet, hoşuna gidiyor. Baksın da fırfırlı bluzu. Bu şey en normal durduğu zaman. Yalnız bu ufaklık acayip şeker yani. Çok bayağı sevilir. O halde sevilir. İşte basın peşinde hayvan. Kolu olarak kullanıyor. Hayvan kurtardık mı acaba dedi ama. Çok şükür. Patilerden baksana. Pijama. Evet, şimdi tekrardan bir üstünden. Abi, o bir eğlence türü herhalde. Yavaş yavaş kaçmak istiyor ama. Zarar vermek de istemiyor ani hareketi. Ses de çok şeker. Yani bir türlü ayrılmıyor aslında yani, evet, ona zarar vermemeye dikkat ediyor olması kedinin. Evet. Tabii normal büyük bir insan yapsa tabii anında kurtulur kendini kedi. Kedi bebek bayağı daha kurtu davranır öyle bir şey değil. Bir şekilde sevgi göstermeye çalışıyorum ama yapabildiği tek şey bu. Bir de hoşuna giden sesleri yani belli ki çok zevk evet alıyor ondan. Allah çocuğun fıtratına öyle bir maşallah nimet veriyor. Yaptım. O anda anlıyor onu. Oh, sevgiden. Kalksa da oynasa. Evet. Arkada bir tane daha var arkada. Onlar da oradan ayrılmasını istemiyor bu arada. Teşekkürler video için. Şimdi biz canlılardaki fedakarlık örneğini anlattığımızda Darwinistler çok kızıyorlar buna. Ama mesela şimdi biz bir kediyi görüyoruz. Bir kedi sevgiden anlıyor. Ama bu tesadüfen onda oluşmuyor. Mesela yavrusunu koruyabilme özelliği var. Allah ona ilham ediyor ve yavrusunu koruyor. Şimdi hayvanlar arasındaki böyle bir durumun işte bencil gen kuramıyla falan açıklanması gibi bir şey yani. Bilimsel olarak hem akla hem mantığa zaten uygun değil. Yani canlı mesela kuşlar oluyor, tamamen bütün gün aç kalıyor ama gene de yavrusunu ne olursa olsun nöbet tutuyor, koruyor. Yavrusu olmasa da hatta kendi grubu içerisinde bir kuş da olsa koruyor. Bu ancak Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın dilemesiyle oluyor yani. Tesadüfler akıl ve mantığı kesinlikle açıklayamaz. İnşallah. İnşallah. Şimdi